Beyler bayanlar, benden küçük kardeşlerim hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Sloganım beni takip edip hala güzel yemek yapamıyorsanız sadece beni takip etmeyi bırakmayın. Beni asın. Şimdi sesim için öncelikle özür diliyorum. Biraz gribim. Biraz böyle kalın çıkıyor. Garip çıkıyor. Ama olsun. Yine de bugün tarifimizi vereceğiz. Tarifimizi yapacağız. Şimdi yıllar önce ben vatani görevimi yaparken Şırnak'ta, çarşı izinlerimde dışarı çıktığımda bir restoran sahibi abimizin bana öğrettiği, ondan gördüğüm muammara tarifi vereyim. Yemek yapma mantığımı anlatayım size. Şimdi bakıyorum bazı arkadaşlar işte yok ben ölçü vermem, göz kararı yaparım. İşte bardak ölçüsü vermem, gram ölçüsü vermem gibi konuşmalar yapıyorlar. Şimdi ben de bunu göz kararı yapabilirim. Defalarca yaptığım bir meze çeşidi. Hatta çok fazla yaptım. Öncelikle söyleyeyim ben ne şefim ne ustayım. Sadece yanımda çok usta. Yani ben bu gramları vermezsem size veyahut da gramajları. Siz bunu yaptığınız zaman mutlaka yaparsınız. Ama 3 kere, 4 kere, 5 kere neyse mezeyi yaparken yani kötü olur. Kötü olduğu için de hem bütçenize zarar verir hem de zamanınız gitmiş olur. O yüzden ben gram vermem diyen arkadaşlara ben anlam veremiyorum. Bunu ben burada yapıyorum. Siz de lütfedip seyrediyorsunuz. O zaman bunların gramlarını vereceğim ki sizin seyrettiğinize değecek. Benim de yaptığıma değecek. Şimdi konuya dönersek şunu da söylemek istiyorum. Bu yemek Şırnak'taki Mustafa abime gelsin. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Ama çok kral adamdı. Biz askerlik yaptığımız dönemlerde cebinde parası olan vardı, olmayan vardı. Şırnak gibi zorlu bir yerde askerlik yapıyorduk. Ve bu abimiz defalarca ben kendi gözlerimle gördüm. Gelen askerlerin gözünden anlardı. Yutkunup yiyemediklerini, bir çorba içtiklerini görürdü. Ve yemek ikram ederdi. Ve ikram ettiği yemekler de inanın Adana, Urfa, çöp şiş tarzında yemeklerdi. Ben hiç böyle bir duruma düşmedim Allah'a şükür. Ama yani o zamandan beri içimde kalmıştır. Kendisine de söylemişimdir. Şimdi bir kez daha ona teşekkür ediyorum buradan. Bu yemeğimiz Şırnaklı Mustafa abimize gelsin. Şimdi dediğim gibi burada 2,5 bardak şu bir şu iki şu da buçuğu. Ceviz koyuyorum. Evet, şimdi oldu. Şimdi bakın buradan biraz ayırıyorum. Bunu niye ayırdığımı sunum yaparken göreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim size ben. Yani tek bir tarif vereceğim muammarada ama 3 çeşit sunum veriyorum. 1,5 bardak leblebi, sarı leblebi kullanacağız. Şu bir. Şu da buçuğu. Tekrar un haline yapacağım. Ben böyle bir cam kase kullanacağım ki iyice gözüksün diye. Şimdi hiçbir parçayı bırakmayalım. Hem ki bu zamanda, bu dönemde. Yani bu bol şartlarda çalışarak kazanıyoruz. Çok da güzel ama sarımsak görmeden önce biraz ceviz. Biraz daha ceviz. Bu da bir kez daha söylüyorum. Bu cevizi çekmeyin. Yani biraz uğraşıyoruz ama emek demek, yemek demek biliyorsunuz. 5 diş sarımsak ezeceğiz. Dediğim gibi malzemeyi en ufak gramına kadar, en ufak tanesine kadar kullanalım. Kolay almıyoruz bunları. Şimdi ne yaptık şu ana kadar? 2,5 bardak cevizimizi çektik. 1,5 bardak leblebimizi çektik. Burada. Bir su bardağı da fındık ekledik.
Şimdi tamamen robotla işimiz bitti. Bu kalanı da 2,5 yemek kaşığı domates salçası, 3,5 yemek kaşığı da biber salçası lazım bize. Onları da buraya zaten ayırmıştım gördüğünüz gibi. İlk önce domates salçasını atıyorum. Şuradan bir spatula alayım. Daha sonra biber salçasını atıyorum. Bunlardan da kurtaralım. Gördüğünüz gibi sarımsağımızı da kattık. Ayrıca zeytinyağı koymamız lazım. Ben sızma zeytinyağı kullanıyorum. Yarım su bardağı kadar koyacağız. Şimdi göz kararı yapıyorum ama ölçü veriyorum size. Yarım su bardağı kadar. Evet, yarım su bardağı kadar oldu. Şu anda bir de sadece neyimiz kaldı? Tahinimiz kaldı. Tahini de koyuyoruz. Bu tahin ne kadar? Bir su bardağının çeyreği kadar tahin. Evet, onu da koyduk. Şimdi bazılarınız içinden diyebilir ki ya tahinle ne alaka? Tahin nedir? Ne gerek var diyebilir. Ama tadına bakmadan ön yargılı olmayın lütfen. Bakın altın ölçüleri veriyorum. Bu gramlarda, bu ölçülerde yaptığınız zaman kesinlikle kusma ya da fazla yağ atma gibi bir durumu olmaz. Tezgah dökülüyor biraz. Dökülecek. Zaten dökülmezse bir gariplik var. Şimdi ben mağaranın içine tuz. Bir tutam kimyon. Ve bir tutam karabiber koyacağız. Evet. Şimdi iyice yedirin bunu. Bu sırada gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Şimdi bunu yaparken yok elim yağlandı. İşte elim şöyle oldu. Böyle oldu. Etraf kirlendi diye düşünüyorsanız zaten yemek yapmamanız lazım. Kıvamını aldı. Şimdi yalnız marmarayı eğer bir gün bırakırsanız dinlenmeye çok daha lezzetli bir kıvam alır. Şimdi bu biraz böyle kahvaltıda yenecek gibi değil de tam bir meze yenilecek gibi. Meze olacak şekilde. Yani bir şeyler içerken, bir şeyler, bir sıvı tüketirken yenecek şekilde oluyor ya da bir etin yanında yenecek şekilde. Ceviz ayırmıştık. Havanda ezmiştik. Onu da katacağız. Ki neden? Çıtı daha az da çıtır şekilde gelsin. Yerken daha lezzetli olsun. Yalnız biraz daha tuz isterdim. Benim ağız lezzetime göre. Ama tabii tuz işi opsiyonel. Onda hiçbir şey söylemiyorum. Tuzda siz karar vereceksiniz. İsterseniz hiç koymazsınız. Bazı insanlar öyle diyor ama ben tuzsuz çok zor bir şey yiyebilmem. Evet, şu anda muhammaramız hazır. Üç şekilde sunacağımızı söylemiştim size arkadaşlar. Şimdi bir tane dondurma kaşığı alıyoruz. Bir de bir su alıyoruz yanımıza. Dondurma kaşığını suya batırıyoruz ki alacağımız muhammara yapışmasın diye. Bunu almadan önce biliyorsunuz çektiğimiz cevizden biraz ayırmıştık. O yüzden şuna cevizi şöyle bir yatak yapıyoruz tabağımıza. Tabak gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an gözüküyor olması lazım daha net. Şöyle bir yatak yapıyoruz. Daha sonra aldığımız muhammaramızı
Şekil veriyoruz, şekil. Şekil verdikten sonra şekil bırakıyoruz. Yine suya batırıyoruz. Hiç yapışmasın diye. Yeniden şekil biraz daha alalım. Şekil verdiğimiz mamaramızı şöyle kalan cevizimizden döküyoruz. Şimdi pilav formatına biraz yağ dökelim. Bu yağ dökme nedenimiz yapışmasın diye çıkarken. Yağımızı şuraya yakıtalım. Ve bunun içine kalan cevizimizden koyalım. Yine alalım şu şekil. İçine düz gibi şeklimizi verdik. Hatta biraz da etrafına. Siz nasıl istiyorsanız. Üçüncü sorumuzda şu şekil yapacağız. Sanki çiğ köfteymiş gibi. Emek demek, yemek demek. Ama bu emeği burada veriyoruz ama esas bu malzemeleri alırken dışarıda da başka bir emek veriyoruz. Genç arkadaşlarımı da söyleyeyim. Analarımız, babalarımız da kazanıyor olabilir. Ama yine dikkat etmemiz lazım. Son olarak sanki bu çiğ köfteymiş gibi üstüne biraz kırmızı biber. Şimdi en zevkli yere geldik arkadaşlar. Tadına bakacağız. Ellerimize sağlık. Ellerimize sağlık diyorum çünkü bunu beraber yaptık. Beni yalnız bırakmadınız. Tekrar teşekkür. Şöyle izninizle büyük bir ısırık alıyorum. Yemin ederim çok güzel olmuş. Tekrardan ellerimize sağlık. Bir kez daha söylüyorum. Beni takip edip hala güzel yemek yapamıyorsanız sadece beni takip etmeyi bırakmayın. Beni alsın. Herkese tekrardan selamlar.